Selamünaleyküm. Kanalıma beğeni videomu hoş geldiniz. Bugün biraz hiç halim yok. Birazcık yorgun gibiyim. Zaten gözlerimden de anlayacaksınız. Sadece şunu açmak istediğim için şöyle göstereyim. Bunu açmak istediğim için sizinle birlikte bu videoyu çekeceğim. Ne zaman yüklerim bilmiyorum. Bundan önceki video bunun küçüğü olanı açmıştık. Sağ ses gelmiyordu. Ya bir zaman sonra sağ ses gelmemeye başladı ve sağdan ses gitti. Ondan sonra gittim iade ettim ve sizinle birlikte bunu aldım. Ve sizinle birlikte de gelin bunu bir inceleme videosu çekelim. Bir önce bir kutu açılımı çekip geliyorum. Gümbadanaktan gümbadanak. Evet, ürün bu. Arkasını açtığımız zaman şöyle şurada gösteriyor. Odaklasın. 400 mAh batarya 5 volt adaptör ile şarj edilebiliyor. Sağ ve sol 70 mAh batarya, toplam 400 mAh bataryaya sahip. Hemen bıçağımızı alıyoruz. Bunu böyle kısaca hemen şurasına açacak şekilde şurasından önce şöyle bir dış poşetini açıyoruz. Aynı şu şekilde D5 kutusundan çıkıyor ve bunun böyle bir kutusu var. Ondan sonra bunu da atıyorsun. Sonra bu buradan sizinle birlikte şöyle bir kutu ile geliyor. Aynen şöyle bir kutu. İçinde hiçbir şey yok. Şöyle bir kutuyu açtığınız zaman içinden aynı açıyorum yavaşça. Şöyle kapalı bir kutuda aynen şu şekilde biraz daha ağır, şık mı şık, aynı şöyle kapağı kapalı bir şekilde şöyle bir naylon geliyor. Bunu koyuyoruz. Şurayı açtığınız zaman size bir kulak tıpaçları ve garanti kağıdı ve şöyle bir mikro USB bir kablo geliyor. Bunları bunun içine koyuyorum ve normal kamerama geçiyorum. Aynı şu şekilde şöyle bir tane şöyle göstereyim. Yani şuraları sallanıyor. Zamanla burası kopar gibi mi geliyor? Nazik kullanırsanız bir şey olmaz. En büyük testime giriyorum. Çıkmıyor. Çıkıyor. Böyle bastırırsanız iki tane kulaklık geliyor. Şimdi hangisi L hangisi R yazıyor mu üstünde? Baktığınız zaman etraftaki sesleri evet alıyor ama şöyle bir duruşu var. Bu birinci. İkinci, şimdi bunun şarjı var mı yok mu? Bunun muhtemelen şarjı yok. Ha, otomatik gördü zaten, şöyle dönüyor. Ben hala kendime gelemedim. Gerçekten, çünkü sabah oldu. Saat şu anda da 9:05 geçiyor. Dün zaten ileri sarılmış olan haline attım. Ya dün çok yorgundum ben ya. Ben dün video falan çekemedim. Şimdi şöyle gördüğünüz dün ses testinde falan attım ben size. Şöyle bir yapısı var bir mikrofonun. Aynı. Şu şekilde. Şöyle göstereyim ve kulağa çok rahat bir şekilde oturuşu var. Şimdi ben bunu zaten açtığım zaman telefonun uygulamasına birazcık zor bağlanıyor ama telefonun uygulamasından birçoğu ayarı yapa
biliyorsunuz. Şimdi buradan Bluetooth'u açtığın zaman ve oradan tek bir Bluetooth'a tıklayıp direkten bağlayabiliyorsunuz. Ve şu anda zaten bağlandı ve şarjı full, otomatik bir şekilde ikisinin de eşitleri. Ve şöyle gördüğünüz gibi iki tane de şarkı var. Kulaklığa bağlı. Bir saniye. Öyle göstereyim. Gecikme çok böyle milisaniyelerden falan var. Haberiniz olsun. Kulağıma şuraya iki kere dokunduğum zaman şarkıyı açıyor ama şöyle söyleyeyim, eğer ki alacaksanız bu 130 liralık kulaklığı, dokunma teyi pek fazla iyi çalışmıyor, onu da söyleyeyim. Şöyle mesela bastım, bakın okumadı. Geri şarkıya geçiyor. Buraya basınca. Yani bir önceki ince dediğim 99 liralık kulaklık olan bir T1C bundan daha iyi ses veriyordu. Bassları falan daha, bu biraz daha yapay gibi böyle. Telefon çalıyor. Yani bu dokunmatik senkrozyonları hiç iyi çalışmıyor, onu söyleyeyim. Hani o 100 liralık o kulaklıklar var ya, diğer ki bundan daha güzel bas ve ses veriyor. Bir de dokunmatik olduğu için, basmatik olduğu için daha iyi işlem seyir. Bu böyle basıyorsun anca geliyor. Ama ses performansı böyle bir kulaklığa göre gayet iyi. Aynı şu şekilde altında mikrofonları falan var. Şöyle göstereyim. Şimdi ben bununla bir mikrofon testi yapacağım. Ondan sonra sizin yanınıza tekrar. Ya bir de benim alanım dar. Hani benim odam biraz dar olduğu için yatak böyle misine. Şurada dolap var bir tane. Burada masa var. Yani video çekemiyorum. Çok dar. O yüzden böyle aşırı kalitesiz bir şekilde çekiyorum. Yok bunu böyle gösteriyorum. Yok onu öyle. Kusura bakmayın. Şimdi açıyorum şu anda. Şu anda sesimi QC'ye T5 Bluetooth kulaklık üzerinden kaydediyorum. Sesleri bu şekilde. Telefondan uzaklaştığım zaman da aynı şekilde. Şimdi böyle koydum ellerimi. Bluetooth T5. Şu anda da uyarı veriyor zaten. Ses gitti falan diyor. Açtım. Ve şu anda sesi aynı bu şekilde kaydetmekte. Şöyle yaptığım için bir tanesinden gitti. Kapatıyorum. Evet, bu videomun da sonuna geldim. İnşallah videomu beğenmemişsinizdir. Çünkü ben çektiğim videodan gerçekten hoşluk duymuyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.